Astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve dinle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapan İslam alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri vefatının 241. yılında rahmet ve minnetle anılıyor. Erzurum'un Pasinleri ilçesinde 18 Mayıs 1703'te dünyaya gelen İbrahim Hakkı Hazretleri 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Annesi Şerife Hanife Hatun'u 7 yaşındayken kaybeden İbrahim Hakkı Hazretleri. Siirt'in Tillo ilçesinde İsmail Fahri Kulla Hoca'dan bir süre medrese eğitimi aldı. Babasını 17 yaşındayken yitiren İbrahim Hakkı Hazretleri. Aralıklarla hem Erzurum hem de Tillo'da ilmi çalışmalar yürüttü. 1747'de İstanbul'a giderek Sultan I. Mahmut'la görüşen ve burada saraydaki kütüphanede çalışmalar yapan İbrahim Hakkı Hazretleri yeniden Erzurum'a dönerek bazı cami ve medreselerde hocalık yaptı. Manzum ve düz yazıdan oluşan toplam 15 eser yazan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin en önemli eserleri Divan ve Marifetname'dir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin insanlığa ders ve nasihat niteliğindeki namesi de bugün ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Din ve bilimsel konularla ilgilenen İbrahim Hakkı Hazretleri 22 Haziran 1780'de vefat etti. E, 33 yaşlarında e, Erzurum'a tekrar bir gelişi ve Abdurrahman Gazi tekkesine birinci Mahmud Han'ın görevlendirmesinin neticesinde zaviyedarlık zaviyadarlık görevlendirilmesi, akabinde saraya daveti, saraya da gidip kütüphanelerde çalışmalar yaparak ve en son 1746 yıllarında e, Erzurum'da marifetnameyi tamamlamasıyla hayatı devam etmekte. Marifetnameyi halk nazarında bilinen, işte bütün saydığımız bütün alanlarda ihtive eden e, ansiklopedik bir eserdir. Bu eser içerisinde her alandan bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu manada İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ana eseri dediği, evlat eseri dediği marifetnameyi e, ortaya koyması. Bunun haricinde yaptığı çalışmalardan en önemli evladı saydığı ve hakikaten hocasına hürmeten yapmış olduğu ışık hadisesi 21 Mart 23 Eylül günlerinde ekinoz günlerinde ee, hocasının başucuna güneş ışınlarının yansıma olayı var ki bu hakikaten hiçbir İbrahim Kazandıri bir eser yazmasa dahi bu eser onu dünyaya tanıttı. Nasıl tanıttı? Biliyorsunuz, 21 Mart 23 Eylül'de güneş ışınlarının aynı noktadan süzme yaparak e, aynı noktadan geçmesi nedeniyle orada yapmış olduğu Tilo, Sirtilo'daki yapmış olduğu o ışık hadisesi ile beraber güneş ışınlarının o günlerde e, bir kırılma noktasıyla bir kuleden e, aynalar kırılma noktasıyla beraber hocasının baş ucuna 2830 metre menzilde ışığın yansımasını gerçekleştirmiştir.